Sosyal medya kullanımı son yıllarda fazlasıyla arttı. Türkiye'de 7'den 70'e herkes sosyal medyayı hayatın her alanında kullanıyor. Sosyal medyayı iyi amaçla kullananların yanında kötü amaçla kullananlar da mevcut. Sosyal medya gündemimizde çok yaygın bir şey ama şimdi atıyorum benim dükkanımın reklamını yaparız. Mesela adamın hoşuna gider. Der ki hani bir ölen demir et ekmek yiyeyim mesela. Ha o açıdan iyi bir şey. Ha niye benim kazancımı sağlar çünkü. Hükümet sosyal medyayı kötü amaçla kullananlardan arındırmak amacıyla yeni kanun düzenlemesi için adımlar atacağını bildirdi. Muhalefet partileri ve çoğu vatandaş bu düzenlemeye tepki gösteriyor. Bence gerek yok. Yani sosyal medyanın kısıtlanmasına karşıyım. Yani insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli bu ülkede. Eleştirel bakış açısını tamamen yok etmek bana göre yanlış. Ya hiç yok yani bizim yani özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Ben istediğim gibi bakabilirim bence sosyal medyaya. Kimse de buna karışamaz yani. Bence değil. Yani bu özgürlüğümüzü kısıtlamak gibi bir şey. Yani bence doğru bir şey değil. Sosyal medya yasası hakkında görüşlerini bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Doktor Taylan Yıldız. Geleneksel basının ele geçirilmesiyle birlikte gazetelerin Twitter'a, televizyonlarınsa YouTube'a taşındığını söyledi. Geleneksel basının ele geçirilmesiyle gazeteler Twitter'a taşınmıştı ve televizyonlarda YouTube'a taşındı. Bunun üzerine önce 2018'de RTÜK'ün denetimi getirildi ve internet üzerinden yayın yapan herkes yayıncı olarak addedildi. Ve buna biz zamanında çok fazla karşı çıktık. Sonra dediler ki sadece yayıncılar değil, aynı zamanda her türlü kullanıcının biz sosyal medya paylaşımlarını denetlemek istiyoruz. Ve bunda da geçen sene sosyal medya yasasıyla bu platformları doğabilecek suçlardan dolayı sorumlu tuttular. Bu da tabii ki bir sansür yasasıydı. Çünkü platformlar çok fazla bu konuda ceza almaktan korkacakları için buradaki yayınları engellemek isteyebilecekleri gibi bir bizim bir endişemiz vardı. Şimdi bu da yetmiyor. Diyorlar ki bakın arkadaşlar mahkemelerin olması yetmez. Biz bir sosyal medya kurumu kuralım. Mahkemeleri de bypass edelim. Onlarla bile geçmesin. Direkt yalan haber addettiğimiz şeyleri biz direkt engelleyebilelim. Yani özgürlüklere müdahaleyi reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Vatandaş olarak bilgi sağladığımız, doğru bilgiye ulaştığımız tek yer. O yüzden desteklemiyorum, onaylamıyorum da. Şu an 465 bin web sitesinin kapalı olduğunu söyleyen Yıldız, son olarak sosyal medya paylaşımlarının mahkeme olmadan direkt engellenebileceğini dile getirdi. Ve şu an 465 bin web sitesi kapalı ve bunların çoğu da mahkeme kararı olmadan BTK'nın inisiyatifiyle kapatılmış durumlar. Aynı oranlar yani aynı ve burada aynı sorun yine baş gösterecek. Çünkü artık mahkemeler devreden çıkarılacak ve de sosyal medya paylaşımları mahkemeler olmadan direkt engellenebilecek ve biz buna sonuna kadar karşıyız. Hangi haberin yalan ya da gerçek olduğuna kim karar verecek, hükümet mi karar verecek ifadelerini kullanan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın. Ayrıca hürriyetlerin daraltılmasına yönelik bir yasa olduğunu da dile getirdi. Hükümetin dezenformasyonla alakalı bir yasa teklifiyle geleceği anlaşılıyor. Henüz teklifin şartları net değil. En büyük soru neyin yalan haber, neyin gerçek olduğuna kim karar verecek? Yani buna hükümet karar verecekse zaten muhalif basın üzerindeki baskılar daha da artacak demektir. İfade hürriyetinde zaten Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Twitter'dan en fazla içerik kaldırtan ikinci ülkeyiz. Basın özgürlüğünde dünyada 153.yüz. Hukukun üstünlüğünde 107.yüz, demokraside 104.yüz, internet hürriyetlerinde Zimbabwe'nin bile gerisindeyiz. Yani bu anlamda hürriyetlerin daraltılmasına yönelik bir şey olma ihtimali var. Ama bekleyip göreceğiz. Yani bence gelmeli. Sosyal medya şu günlerde biraz baştan çıkmış bulunmakta. Sosyal medya yasağı getirilmeli. Niye getirilmeli? Onun cevabını da verin ben size. Şimdi sosyal medya birçok gencimizin sosyal akışını engelliyor mesela. Sosyal hayatını örnek veriyorum, gerçek hayatını da engelliyor. İnsanların özgürlüklerini kısıtlamadan başka bir şey aramıyor.